Merhaba arkadaşlar, ben Amasya Gençlik Merkezi'nden Gençlik Lideri Mustafa. Merhaba arkadaşlar, Amasya Slova Gençlik Merkezi'nden Mücahide. Bugün sizlere reverse oyununun nasıl oynandığını ve bunun evde nasıl kendiniz tasarlayıp oynayabileceğinizi anlatacağız sizlere arkadaşlar. Malum COVID-19 koronavirüsü nedeniyle evde geçirdiğimiz bu günlerde evde eğlenceli ve keyifli vakitler geçirebileceğimiz güzel oyunlardan birisi olduğunu düşünüyoruz. Oyun 2 kişiyle oynanıyor. 5 yaş üzerinde herkes oynayabileceği bir oyun. Oyunun özel bir taş düzeneği var. 8'e 8 64 karelik bir düzeneği tahtası üzerinde. Bir tarafı siyah, bir tarafı beyaz olmak üzere iki farklı renkte taşlar var. Oyun başlangıcı bir siyah, bir beyaz olmak üzere çapraz bir şekilde dizilir. Ve oyuna siyah renkli taş başlar, yani koyu renkli taş başlar. Sizler evde tasarladığınız zaman bunu koyu renkli, açık renkli taşlar olarak değerlendirip oynama şansınız olacak. Bir yere bir taş koyduğumuz zaman mutlaka kendi rengine dönmesi gerekecek taşın rengi. Daha sonra beyazlı oyuncuya geçer. Beyazlı oyuncu oynadıktan sonra yine ortadaki renk kendi rengine dönecek. Burada dikkat etmemiz gereken şey sadece yatay ya da dikey olarak değil, çapraz da taşların dönebileceğini unutmamamız gerekiyor. Örneğin siyahlı taş oynadığı zaman dikeyinde bir taş kendi rengine döndüğü gibi yine çaprazında da bir taş yine kendi rengine dönebilmekte. Dikkat etmemiz gereken şey bu. Bir diğer şey, boş hamle yapamıyoruz. Şuraya oynamak istiyorum deme şansımız yok. Mutlaka bir yere bir taş koyduğumuz zaman taşı kendi rengine çevirmemiz gerekiyor. Eğer hamle yapabilecek durumda değilsek sıra diğer oyuncuya geçmekte. Oyundaki dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi de köşeler ve kenarlar. Çünkü bir köşeyi rakibimize kaptırdığımız zaman artık bu taşın rengi tekrardan rakip oyuncunun rengine dönemeyeceği için köşelerin önemi oyunda yüksek. Oyun tamamen oynandıktan sonra bütün taşları yerleştirdiğimizi farz edelim. Bütün taşlar yerleştiği zaman oyun üzerinde, tahta üzerinde kimin rengi fazlaysa oyunu kazanacak arkadaşlar. Şunu da söyleyelim. Bir taraf hamle yapamaz, diğer taraf hamle yapma imkanı varsa oyun devam eder. Ama iki taraf da eğer hamle yapamaz hale gelirse oyun sona erer ve tahta üzerindeki taş rengi fazla olan oyuncu oyunu kazanmış olacak. Oyun bu şekilde oynanıyor. Oyunla ilgili detaylı bilgiyi yine biz açıklama kısmına ekleyeceğiz. Onun haricinde bunun nasıl oynandığına dair yine açıklama kısmına ekleyeceğiz. Şimdi sözü ben nasıl tasarlayacağımız konusunda Mücahide liderime bırakıyorum. Evet, Resul liderimize oyunun kuralları için teşekkür ediyoruz. Biz de şimdi arkadaşlar oyunu evde bulamayacağınızı düşündüğümüz için nasıl yapacağınıza dair birkaç tüyo vereceğiz sizlere. Ben evimde artık malzemelerden örnek veriyorum, kartonu kullandım. Kartonu dairesel şekillerde kesip gene artık malzeme olan el işi kağıtlarından arkalı önlü turuncu ve yeşil rengi kullandım. Asıl renk aslında reverse oyununda beyaz ve siyah ve tablo kısmı da mavi. Ama hani ben biraz daha sizin gözünüze hitap etmesi açısından renkli kısımlarını kullandım. Bunun yanında yapıştırıcıya ihtiyacınız olacak. Çünkü el işi kağıtların arkalı önünü yapıştırabilmeniz için bir yapıştırıcıya. Aynı zamanda makasla da kesebileceğiniz bölümler olacak. Bununla birlikte sadece karton mu kullanmanız gerekiyor? Diyelim evinizde karton yoksa bunu bu şekilde kapaklardan da yapabilirsiniz. Aynı zamanda makarnadan da yapabilirsiniz. Çünkü yuvarlak makarnalar var bildiğim kadarıyla. Onları da arka önüne yapıştırıp kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, hazırlamış olduğumuz tablo 64 kutucuktan oluşmaktadır. Üst bölüm 8, alt bölüm 8 olmak üzere toplamda 64 kutucuktan oluşmaktadır. Ben taşlarımı hazırlarken kutucukların boyutuna buna dikkat ederek hazırladım. Sizler de evde bu şekilde hazırlarsanız yapmış olursunuz. Bununla birlikte arkadaşlar dediğim gibi 64 adet kutucuğumuz oluyor. Hazırlarken de 64 adet taş hazırlamamız gerekiyor. Oynayabilmemiz için yine üstüne basarak söylüyorum, 64 adet taşa ihtiyacımız var. Benim anlatacaklarım ve söyleyeceklerim bu kadar. Oyunun kurallarını ve oyunun malzemelerini videomuzun altında paylaşacağız.
Gereken soruları da sosyal medya üzerinden yine bizlere ulaştırabilirsiniz. Tüm açıklamaları da altına yazacağız. Bizim kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Çünkü sizinle birçok zeka oyunlarını yine nasıl evde hazırlanacağına dair açıklamalarla birlikte yayınlayacağız bundan sonra da. Aslında oyunun orijinalinin oynanmasından yanayız ama malum evdeki şartlardan dolayı bulamayacağınızı düşündüğümüz için alternatif olarak biz size bunları hazırladık. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.